Herkese merhaba. Yabancılar için Türkçe serimizin 7. dersinde Türkiye'de yaşayan veya ülkemizde bir gezi planlayan yabancılar için günlük hayatta kolaylık sağlayacak keyifli bir ders hazırladık. Bu dersimizde alışveriş yaparken sıkça kullandığımız günlük ifadelerden ve Türk parasından bahsedeceğiz. Ayrıca küçük bir gramer bilgisiyle bu konuda sık sık karşımıza çıkacak bulunma hal ekine de değineceğiz. Hadi hazırsan başlayalım. Örneğin bir marketten alışveriş yapacaksınız. Markete girdiğinizde karşınızdaki kişiye merhaba diyebilirsiniz. Ya da bizim sıkça kullandığımız hayırlı işler veya kolay gelsin ifadelerini kullanabilirsiniz. Eğer karşınızdaki kişi size hoş geldiniz derse hoş bulduk diyerek kibarca cevaplayabilirsiniz. Devam edelim. Türkiye'nin para birimi Türk lirasıdır. Ülkemizde kullandığımız iki çeşit para vardır. Bir, madeni para, bunlara çoğunlukla bozuk para da diyoruz. İki, kağıt para, yani banknot. Şimdi bir madeni paralarla bir başlayalım. 1 TL ya da 1 Türk lirası 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş. Bir kez tekrar edelim. 1 Türk lirası 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş. Kağıt paralarla devam edebiliriz. 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira ve 5 lira. Hadi son kez bir daha tekrar edelim. 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira. Almak istediğiniz bir ürünün ya da hizmetin bedelini sormak için günlük hayatta en sık kullandığımız ifadeler şöyle. Nokta nokta kaç lira? Nokta nokta ne kadar? Örneğin bu tişört kaç lira? Bu tişört 40 lira. Markete gitmiş olabilirsiniz. Elma satılıyorsa 1 kilo elma alabilir miyim lütfen? Ya da 1 kilo elma almak istiyorum diyebilirsiniz. 1 kilo elma, 1 litre ayran, 2 kilo domates, 1 tepsi baklava, 1 şişe su. Örneğin fiyat olarak yazalım. 1 kilo elma 5 lira. 1 litre ayran 5,5 lira diyelim. 2 kilo domates 6 lira. 1 tepsi baklava 70 lira diyelim. Tabii yerine göre bunların hepsi değişebiliyor. 1 şişe su 1 lira diyelim. Evet, şimdi alışverişle ilgili bir diyalog oluşturalım. Bakalım nasıl olacak? Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba Ayşe Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Alışveriş sepetiniz çok dolu. Neler aldınız? 1 kilo elma, 2 kilo kıyma, bir tepsi baklava ve biraz kuru yemiş aldım. Bu akşam diyelim ki sizin için özel bir gün. Akşam yemeğinde balık yapmak istiyorsunuz ve balıkçıya gittiniz. Bir diyaloğumuza bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hangi balıklar var? Karadeniz'den hamsi. Akdeniz'den çupra. Marmara'dan mercan ve Ege'den levrek var. Hamsi taze mi? Çok taze.
Yeni geldi. Kilosu kaç lira? 15 lira. 2 kilo alabilir miyim? Biraz da limon ve yeşillik verin lütfen. Borcum ne kadar? 35 lira. 100 lira bozabilir misiniz? Evet, sorun değil. Buyurun, 65 lira. Paranızın üstü. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Yine bekleriz. Bulunma hal eki. İsmin da, de, ta, te bulunma hal eklerinden birini almış biçimidir. İsmin bu haline de hali de denilmektedir. Cümlede ismin bulunduğu yeri ifade ettiği için nerede sorusuna cevap verebilir. Aynı zamanda nerede ve kimde sorularına cevap verdiğini unutmayalım. Örneğin, nerede? Markette. Nerede? Pazarda. Kimde? Ayşe'de, Fatma'da gibi kullanabiliriz. Ekimize son bir kez bakalım. Bulunma hal eki. De, da, te, ta. Bulunma hal ekiyle ilgili örneklerimize bir bakalım. Annem ev nokta nokta dinleniyor. Annem nerede dinleniyor? Evde. Nerede? Evde. Kütüphane nokta nokta ders çalıştım. Nerede ders çalıştın? Kütüphanede. Nerede? Kütüphanede. Dün kitabım Elif nokta nokta kalmış. Kimde kalmış? Elif'te. Elif'te kalmış. Pastane nokta nokta oturuyorum. Nerede oturuyorum? Pastanede. Evet, nerede oturuyorum? Pastanede. Sen neredesin? Evet, burada bakıyoruz. Sen neredesin? Markette alışveriş yapıyorum. Markette alışveriş yapıyorum. Ya da sen neredesin sorusuna marketteyim, pazardayım, ofisteyim hepsini kullanabilirsiniz. Bu dersimizde alışveriş yaparken sıkça kullandığımız günlük ifadelerden ve Türk parasından bahsettik. Daha önceki videolarımı izlemediysen onları izlemeni tavsiye ederim. Videonun sonundaki alıştırmaları yapıp yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal.